Auz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Değer dostlar, hadis usulü dersine devam ediyoruz. Daha önceki derslerimizde hadisin ve sünnetin anlamları ve çeşitleri üzerine durmuştuk. Daha sonra hadis rivayeti konusuna girmiş ve hadisle ilgili senet, metin ve raviler konusuna başlamıştık. Ravilerle ilgili önce yapılması gereken şey onları tanımak ve tabakalarını bilmek demiştik. Ve bu hususta ravi tabakalarını tanımaya başlamıştık. İlk nesil olan sahabe tabakasını ve sahabenin hadis rivayetindeki yeri üzerinde durmuştuk. Bu dersimizde ise ikinci nesil ikinci tabaka olan tabi'in ya da tabi'un tabakası üzerinde duracağız. Tabi'un neslinin hadis rivayetindeki yeri hususunu el almaya çalışacağız. Bilindiği üzere tabi'un Hz. Peygamber aleyhisselamı gören sahabeler devrine yetişen yani Peygamber aleyhisselamı değil de sahabeyi gören kimseler Peygamberi görseler de sahabe olacaklar. Dolayısıyla sahabe dönemine yetişen, onları gören, iman sahibi olduğu halde onlarla beraber bulunan ve iman üzere vefat eden kişiler ve diğer adıyla sahabeden hadis nakleden kimselere tabiun ya da tabiin diyoruz. Bunun tekeli tabii. Müslüman bir kişinin tabiundan sayılabilmesi için sahabileri gördüğünde görüp işittiğini hafızasına tutabilecek bir yaşta olması gerekmektedir. Hadis ravisi olarak tabi'in kuşağından sayılabilmesi için. Dolayısıyla tabi'un İslam'ın ikinci neslinden oluşmaktadır. Onlardan sonra gelen nesle de etbaut tabi'in ya da tebeut tabi'in denilmektedir. Tabi'un devri Hz. Peygamber'in vefatından itibaren yani Hicri 11 tarihinden Hicri 120 tarihlerine kadar devam etmiştir. Tabiunun son halkasını, tabakasını en son ölen sahabeyi görenler oluşturmaktadır. Buna göre son tabi'i sahabeden en son vefat eden Ebu Tufeyl Amir bin Vasile'yi gören Halef bin Halife'dir. Halef'in Hicri 80, miladi 796 yılında ölümüyle Tabi'un neslinin sona erdiği kabul edilmektedir. Bir de hem cahiliye döneminde ve hem de İslam döneminde bulunduğu halde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşamayan ve onu göremeyen Müslümanlara da verilen bir unvan vardır. Muhadramun denilmektedir onlara. Tekili Muhadram. Onlar sahabi sayılmazlar ama tabiinin büyüklerinden sayılırlar. İmam Müslim bunlardan 20 kadar hadis ravisi olduğunu kaydeder. Mesela Kays bin Ebi Hazm el-Beceli, Ebu Osman en nehdi Ebu Vail ve Ebu Raca el-Utaridi gibi kimseler muhadramdırlar. Diğer taraftan tabi'in dönemi raviler de kendi içinde üç tabakaya ayrılır. Birincisi büyük tabi'iler tabakası. Bunlar sahabilerin büyüklerinden hadis rivayet edenlerdir. Hasan el Basri gibi kimseler. Bir de orta yaşlı tabi'iler tabakası vardır. Sahabe ve tabi'inden hadis rivayet ederler. Üçüncü olarak da küçük yani genç tabiiler tabakası. Bunlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında küçük yaşta olan sahabilerden hadis rivayet edebilen ki Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından sonra bu küçük yaştaki sahabiler uzun ömür yaşadılarsa yaşadıkları dönemlerde bunlara yetişen tabiiler ve uzunca yaşayan sahabilere kendileri çocuk yaşlardayken kavuşabilen tabiiler. Mesela İmam Ebu Hanife bunlardandır. İmam Ebu Hanife Hicri 80 milat Hicri 80-150 yılları arasında yaşamıştır. Dolayısıyla 80 yılında doğduğundan dolayı 90'lı, 100'lü yıllarda sahabeden bazılarını görmüştür. Tabiun neslinin hadis rivayetinde, tefsirde, nahü nahiv ilminin gelişmesinde, fıkhi meselelerin hükme bağlanmasında ve diğer çeşitli ilimlerde büyük hizmetleri olmuştur. Özellikle hadislerin yazılması ve tasnif edilip konulana göre kısımlara ayrılması onların öncülüğünde gelişmiştir. Mesela Ömer bin Abdülaziz halifeliği döneminde İmam Zuhri gibi kimseleri vazifelendirmiş ve onlara bütün hadislere ulaşmaları, bunları kayda geçmelerini, yazılı hale getirmelerini özellikle tavsiye etmiştir. Resmi tedvin dediğimiz husus bu resmi olarak yapılmış. Ama bunun dışında gayri resmi olarak pek çok hadis ile meşgul olan raviler hadisleri belde belde, il il dolaşarak, şahıs şahıs giderek onlardan almışlar ezberlemişler, kaydetmişler ve sonrakiler nakletmişlerdir. Tabiun nesinden hadis yazan ve rivayet eden pek çok ravi vardır. Bunların en meşhurları arasında İbn Şihab ez Zuhri, Said İbnül Müseyyeb, Said bin Cübeyr, Hasan el Basri, İbrahim en Nehai ve diğerlerini zikredebiliriz. Hanımlardan da Hafsa bin Sirin ve Amra bint Abdurrahman meşhurdur. Bunlar sahabe çocuklarıdır, sahabe evlatlarıdır. Bir de özellikle Medine'de çağdaşları arasında fıkhın ve İslam hukukunun, ahkamın öğrenilmesi ve öğretilmesinde temayüz eden, ileri derecelere ulaşan yedi zat olmuştur ki bunlara fukahayı seb'a, yedi fakih Medineli yedi fakih denilmektedir. Bunlar sahabe evlatlarıdır. Çokları. Said bin Müseyyep, Kasım bin Muhammed bin Ebi Bekir Es Sıddık, Hazreti Ebi Bekir'in oğlu, oğlunun oğlu, torunu Kasım. Urve bin Ez Zübeyir, Hazreti Zübeyir'in oğlu Urve ki Hazreti Hatice'den de çokça teyzesinden hadis ve ahkam almıştır. Harice bin Zeyd bin Sabit, bu da Zeyd bin Sabit'in evladı harice. Ebu Seleme bin Abdurrahman bin av Aşerim veşereden bin Avf'ın oğlu Ebu Seleme. Diğeri Ubeydullah bin Utbe bin Mes'ud. Ve Ebu Eyyub Süleyman bin Yesar el-Hilali adındaki zatlar tabiinin fıkıhta, hadiste ileri giden şahsiyetleri arasında yer almaktadır. Bunların fetvaları da o dönemde yaygındır. Sonradan ise fetvaları tatbik edilen ve mezhep imamı, imamı, olarak kabul edilen kişilerden yalnız Ebu, Ani, Ebu Hanife tabiun neslindendir. Ebu Hanife diğerlerinden daha önce yaşadığı için. Ama İmam Malik tebi tabiindendir. Ahmet bin Hanbel etba tabiindendir. Diğer mezhep imamları dolayısıyla sonraki nesillere ait oluyorlar. Tabiun zamanında Tefsirde de büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bu dönemdeki tefsir çalışmaları tefsirin ikinci dönemi olarak kabul edilir. Sahabe neslinin hemen akabinde sahabeden Abdullah bin Abbas, Hazreti Ali ve daha diğerlerinin yapmış olduğu tefsirlerin yanı, yanı sıra tabi neslinden de niceleri tefsir ilminde temayüz etmişler. Tefsir rivayetinde de yaygın bir e, ilim olarak bunu etrafı aleme yaymışlardır. Tefsir ve tevil ilminde şöhret bulan alimlerden birkaç şunlardır. Tavus bin Keysan, İkrime, bu, bu zat zaten Abdullah bin Abbas'ın talebesidir. Ata bin Ebiraba, Zeyd bin Eslem, Alkama bin Kays, Mesruk, Muhammed bin El-Kurazi. Diğer çeşitli ilim dallarında da Tabiun döneminde gelişme kaydedilmiştir. Bu ilim dallarında büyük alimler, ilim adamları yetişmiştir. Dolayısıyla Tabiun devri rivayet ilimleri başta olmak üzere diğer bütün ilim dallarının da gelişmeye başladığı önemli bir devirdir. Önemli bir köprü konumundadır. Bir taraftan Tabiun neslinin fazileti Kur'an'da da zikredilir. Nitekim Haşr suresi 10. ayette onlardan sonra gelenler yani sahabe neslinden sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Bu ayette tabiunun güzel vasıfları dile getirilmekte. Onların dönemi bu ayet nazil olduktan sonra gelmesine rağmen onlar henüz gelmeden önce Kur'an tarafından onlardan övgüyle bahsedildiği anlaşılmaktadır. Diğer bir ayette ise şöyle buyurulur. Muhacirlerden ve ensardan İslam'a girmekte ilk önce geçenler, öncülük eden sahabiler ile bunlara güzelce tabi olanlar var ya, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Yüce Allah onlara altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş, felah da budur buyuruyor Tevbe Suresi 100. ayette. Esasen ayette geçen tabi olanlar ve lazine tebeuhum bi ihsan ifadesi müfessirler tarafından iki manada yorumlanır. Birincisi sahabeyi takip eden ve onlardan sonra gelen tabiun nesli demektir. İkincisi ise kıyamet gününe kadar din, iman, ahlak ve ta takvada sahabeye tabi olan, sahabe yolunu kendilerine yol edinenler demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çeşitli hadislerinde tabi onu övmüş ve şu ifadelerle onları met etmiştir. Ne mutlu beni görüp iman edene, ne mutlu beni göreni görene, yani sahabeyi göreni gören tabi'in nesline Ahmet bin Hanbel Müsned'inde rivayet ediyor. Diğer bir hadiste de ümmetimin en hayırlıları benim zamanında yaşayanlar yani sahabiler Sonra onları takip eden nesil ki tabiun diyoruz onlara. Sonra da onlardan sonraki nesildir. Biz de bunlara tebe-i tabi'in, etba tabi'in diyoruz. Buhari ve diğer Müslim ve diğer birçok kaynak bu rivayetleri bizlere nakletmişlerdir. Bir sonraki dersimizde de biz tebe-i tabi'in kuşağını, üçüncü nesli, incelemeye ve onların hadis rivayetindeki yerlerini ifade etmeye çalışacağız. Sonraki dersimizde buluşmak üzere esen kalın. Sağlık ve afiyet içinde hayırlı haftalar diliyorum.